Merhabalar Müjganın renkleri kanalıma hoş geldiniz bugün de bir Noel Baba kostümü yapımı ile karşınızdayım yeni doğan bebeklerimizin fotoğraf çekimlerinde kullanılan bu güzel kostümü Sizler de yapmak isterseniz Hadi başlayalım arkadaşlar malzemelerimize gelince polyanna baby bu 300 metre 100 gram anti peeling 100 akrilik hemen şöyle numarasını da gösteriyorum size almak isterseniz kırmızının daha koyu rengi de olabilir bordoya dönük bir renk de olabilir benim bu çok biraz elimde vardı açık kalmış sanırım ama bu da olur lakonun yine elimde kalan bir beyaz elit baby gördüğünüz gibi hemen bunun da parti numarasını falan vereyim size 100 gram 250 metre bu da anti peeling özellikli ve %100 akrilik bir ip bunlarla bugünlerle yapacağız tığımız var 4 numara iki buçuk milim gördüğünüz gibi iğnem var dikmek için makasım var kesmek için Hadi başlayalım kukuleta şapkamıza başlıyoruz yine amigurumi tekniği ile başlayacağız arkadaşlar yine işaret parmağıma dolayıp orta parmağımdan da bir kere dolayacağım ee, bu arada ışığımızı yakalım daha net görünsün Evet işaret parmağıma doladım bir kere de orta parmağıma doluyorum aradan geçiyorum karşıdaki ipi alıp arasından tekrar geçirdim ve sabitledim 3 adet zincir çektim burayı ikili trabzanla 12 adet trabzan dolduracağım ve zincirimi de sayacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet trabzanım oldu ikili trabzan hemen sıkıştıralım 1 2 3 4. zincirimizin gördüğünüz gibi 1 2 3 dördüncüye tepesinden batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Birleştirdim. Yine 3 zincir çekiyorum. Hemen battığım zincirimi çektim. Hemen oradaki dibindeki deli aynı deli tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 etti. Her bir trabzanın üstündeki deliklerden batacağım. Ve her bir delikte bir tane ikili trabzanım olacak. 2 ettim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve gördüğünüz gibi hemen zincirimin dibindeki yere de bir tane batıyorum 13 etti yine 1 2 3 4. zincirimizin 4. kafasından ilk trabzanımızın üstüne batıyorum 20 kaydırıyorum ikinci sıramda 13 adet ikili trabzan elde ettim hemen üçüncü sıramızda beraber yapalım ilmek kaydırdığım yere hemen dibindeki zincirimin dibine batıyorum ve buradan sayıyorum 2 3 yine her bir trabzanın tepesindeki boşluklara batarak birer tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 yine 1 2 3 dördüncünün trabzanın tepesi diyelim batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum 3. sırada da 14 sık iğne elde ettim. Yani şu zincirimizin hemen önüne ve hemen arkasındaki yerlere batarak birer tane artırarak yapıyoruz bu işlemi. 3 sıra ördüm. Arkadaşlar 26 sıra öreceğim. Bu şekilde birer tane artıra artıra ve 37 trabzana ulaşacağım. 37 trabzana ulaştığımda 27. pardon 26. sıramı yapmış olacağım. Bitirip geliyorum arkadaşlar 26. sıramı ördüm 37 adet trabzan elde ettim şu şekilde görebilirsiniz burada iki tane tek trabzan yapacağım bir tane çift yapacağım ikili trabzanlar yapıyoruz biliyorsunuz hemen zincirim dibindeki yere batıyorum Evet bunu bir sayıyorum bir tane daha bir adet ikili trabzan yaptım bir sonrakine çift batıyorum. Bir deliğe iki tane trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan her deliğe. Evet, üçüncü deliğimize çift yapıyorum. İkili trabzan. Şu şekilde görebiliyorsunuz değil mi? Bakın. iki tekli, bir çiftli trabzan yaparak sıra sonuna geleceğim. Bir sonraki sırayı da hiç artırma ve eksiltme yapmadan aynı her bir trabzanın üstüne bir tane batarak geleceğim. İki sıramı da tamamlayıp dönüyorum. 26. sıramı yapmışım. 27. sıramda iki tane tekli bir tane çift yaparak devam ettik. Bir üst satırı da hiçbir şey yapmadan bütün hep e, trabzanların başında tek batarak devam ettik. 28. sırama geldiğimde de trabzan sayım 52 adet oldu. Ee, şimdi 28. sıramda pardon 26'da, evet, 26 da evet 26'yı yapmıştım. 27, 28, şimdi 29. sıramı yapacağım. 3 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 tek oldu 3 tek oldu zincirimi saymadım ve burada deliğe iki tane battım yine bir tane tek ikinci tek üçüncü tek ve dördüncü deliğimize çift batıyoruz ikili trabzan yapıyoruz şu şekilde gördüğünüz gibi bir çift 3 tek olarak bu sırayı dolanıyoruz. Bir üst sırasında da artırma ve eksiltme yapmadan mevcut olan trabzanların üstünü doldurup geliyorum. 30. sıramı yaptım. 30. sıramda toplamda 63 trabzanım oldu. Şimdi 31. sırama geldim arkadaşlar. Burada da yine hemen dibinden batıyorum. Ve bu sırada sayarken de zincirlerimi saymadan söyledim. Yani 30. sıramda zincirden hariç 63 tane trabzanım oldum 31. sıramda ise 4 tane tek yapacağım. 2, 3, 4. 4 tane tekten sonra bir tane aynı deliğe çift batarak ikili trabzan yapacağım. Yani 4 adet tek tek ikinci tekim üçüncü tekim dördüncü tekim ve 5 deliğime çift batacağım şu şekilde bakın 1 2 3 4 ve çift 4 tek bir çift olarak ikili trabzan olarak sıra sonuma geleceğim bir üstü de aynı şekilde hiç eksiltme ve artırma yapmadan yine mevcut olan trabzanlarımın üstünü trabzanlarla yapıp sayımı da söyleyeceğim. Şu anda 32. sıramı tamamladım. Hemen ilmeğimi de kaydırıyorum. Kapatıyorum. 32. sıramda toplamda 77 trabzana sahibim. Artık eksiltme ve artırma yapmadan 77 trabzanla 5 sıra daha örmek istiyorum. 32 idi. 37 olacak. 5 sıra daha ekleyeceğim. 77 trabzan olarak artırma ve eksiltme yapmadan devam edeceğim. 37. sıramı bitirdiğimde döneceğim. Bakalım nasıl oldu. 37. sıramı da 77 trabzan olarak tamamladım. Ben sonuçta hemen kırmızı ipimi kestim beyaz ipimi bağladım burada geçişte son trabzanımı kapatmamıştım beyaz ipimle kapatıyorum kırmızı ipimi iyice sıkıp böyle çekip sıkıştıralım lastik örüşüne örmeye geçeceğim arkadaşlar burada da 3 zincir çekeceğim hemen önündeki trabzanımın yanlarından boşluklardan giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum bir sonrakini arkadan alacağım bir sonrakini önden yine ikili trabzanlar yaparak bir sonrakine yine arkadan önden ikili trabzan arkadan alarak ikili trabzan yine önden ve yine arkadan ikili trabzan. Yaparak bu şekilde devam edeceğim. 38. Sırayı yapıyorum. 39, 40 da artırma eksiltme yapmadan bu şekilde lastiğimi yaparak devam edeceğim. Dolanıp geleyim şuradaki bağlantı yerinde geldiğinde göstereyim size. Bir sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi en son burada arada zincirim kalmıştı. Onu da arkadan alıyorum. ve yine zincirimin tepesinden birleştirdim şurası çok gevşek bırakmışım yine 3 zincir çekiyorum hemen yanındakini aynı üstten batmaydı üstten battım diğeri arkadan batma arkadan trabzan onu da arkadan yapıyorum bir sonraki yine Önden de önden trabzan yapıyorum. Bir sonraki arkadan da arkadan yaptım. Yine bu şekilde devam edeceğim. Burayı da altta yaptığım gibi birleştireceğim. İkinci sıramı yapıyorum. Üçüncü sıramı da yapacağım. Geleceğim arkadaşlar. Şapkamı bitirdim. 3 sıra lastiğime gittim. Sonra ilmeğimi buradan çekerek kapattım. İpliklerimi de sıkıştırdım, sabitledim arkadan. Şu şekilde oldu, gördüğünüz gibi ucumuz da burada. Şimdi ben e, tam boydan bir ölçmek istiyorum. Bu biliyorsunuz 0-3 ay olarak e, kullanılacak bir kukuleta şapka. 37 santim. 36 santim değil zaman sündürdüm 37 santim oluyor ee, arttırma işlemine başladığımız yerden itibaren kafa boyunu tespit ediyoruz şuradan bakın tam Evet 12 santim boyu eline bakacağız 17 buçuk tam şöyle yaparsak 17 buçuk 18 santimde eni oldu. Bu 0-3 aylık bebeklerimiz için bir şapka olacak. Hemen pompom yapımına geçelim. Hemen beyaz ipimi aldım. Şu kadar bir ipimi kestim, buraya koydum. par elime alıyorum. Hızlı bir şekilde şöyle i̇şte dolgun bir hale gelecek kadar dolayacağım. Arkadaşlar bayağı bir doladım. Belki 50 kere falan avucuma dolamışımdır. Şimdi bunu hemen gördüğünüz gibi ipimi kopartacağım. Hatta bu kestiğimi kullanmayayım da bunu şu şekilde sıkıştırıp hemen buradan eşit olacak şekilde çok sıkıştırarak yapalım arkadaşlar. Evet. Sonra düğüm yapalım, bir tane atalım, bir tane daha düğüm yapalım, atalım ve sıkıştıralım. Çok iyi bir şekilde sıkıştırmamız gerekiyor. Uzun bir şekilde de içeride dikmek için bay bırakalım. Hemen bunu makasımı alacağım. Diğer tarafta keselim. Kesmediğim kalmış burada. Onları da keseceğim. Gördüğünüz gibi pompomuz hazır. Bunu da hemen dikip geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi püskülünde de pompomunu da yaptım geldim şu şekilde çok güzel bir şapkamız oldu ee, Evet diğer parçamıza geçebiliriz evet, şimdi de şortumuza başlayalım hemen beyaz iple e, lastik kısmını yapacağız 90 e, zincir çekeceğim hemen zincirimizi çekmek için tığımı doladım tutuyorum şu şekilde bir daha dolayıp yine hemen bırakıp tutuyorum tekrar yaptığımda burayı sıkıştırmış oldum düğümlemiş oldum şimdi zincirlerimi çekeceğim 2 3 bol bol çekeceğim ki içini rahatça trabzan yapabilelim 90 adet zincir çektiğimde geliyorum 90 adet zincirimi çektim bir tane de fazladan 91 adet yaptım şimdi bakın şu şekilde şeklini görüyorsunuz değil mi şu sırt kısmını getiriyorum düzgün bir şekilde en uca kadar geldim şu şekilde kıvırıyorum ve arka kısmından bunu birbirine bağlayacağım ve halka yapacağım. Kaydırma usulüyle yaptım. Bakın, hiç arada şey olmayacak. Kıvrılma olmayacak. Tuttuğumuzda bak, hiçbir şekilde şimdi hemen 3 zincir çekeceğim ve hemen Yanındakine zincirin tek kanadını alıp ikili trabzan yapacağım. Bir sonrakine tekrar ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Bir sonrakine de yine tek kanadına ikili trabzan. Bir sonrakine tekrar. Bu şekilde bütün zincirlerimizin için trabzan ikili trabzan yaparak sonuna geldiğimde döneceğim ilk sıramızın hepsini bütün zincirlerimin için trabzanla ikili trabzanla doldurdum tam 90. trabzanımı da yaptım ilmek geçişimi gördüğünüz gibi 1 2 3 4 ilk zincirimin ve ilk trabzanımın ortasındaki delikten batarak ilmek kaydırma yaptım. Şimdi lastik e, trabzanlara lastik yapmayı göstereceğim. 3 zincir çektim. Bunu şapkamızın, e, şapkamızın ucunda da yapmıştık. Hemen ilk trabzanımız bakın battığım yerdeki ilk trabzanımın önlerinden şu şekilde iki yan deliklerinden batıyorum. Ve ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini arkasından batarak yapacağım. Yine ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini önden, bir sonrakini de arkadan yaparak şu şekilde sona kadar bir önden bir arkadan ikili trabzan yaparak sona kadar geleceğim. Evet sıramın sonuna geldim. İkinci sıramda lastik işlemini yapmıştık. Bakın burada bir zincirleri var. Bir tane trabzanım var. Hemen trabzanımın arka tarafından aldım. Bir öndeydi. Zincirimle birleştireceğim şimdi. Bu şekilde bağlayacağım. Yine 3 zincir çekeceğim ve önden aldığımı önden arkadan aldığımı arkadan yaparak devam edeceğim ve e, iki sıra iki sıra yaptım iki sıra daha yapacağım dört sıradan sonra geleceğim dört sıra lastiğimi yaptım gördüğünüz gibi beyazla e, şimdi bunu bir tabi sırasında yine kırmızı olarak beşinci sırayı da kırmızı ile geçeceğim kırmızı ipimi bağladım sonda e, beyazı koparttım ilmeğimi kırmızı iplikle kapatıyorum ve burada 3 zincir çekeceğim Uyumlu olsun, şapkasıyla takım olsun diye ben bunun lastiklerini bir sırada kırmızıyla devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi beyazda ne yaptıysam kırmızıda aynısını yapıp bir sıra e, sona geldiğinde geleceğim. Evet bir sırada kırmızıyla lastiğimizi yaptıktan sonra artık normal trabzanlarımıza döneceğiz. Yani son trabzanımı da yaptıktan sonra zincirimin üstünden kaydırma tekniğiyle kapattım. Yine 3 zincir çekip her bir e, trabzanın başına birer tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Birleştirme yerlerini zaten e, biliyoruz burada. Bu şekilde 10 sıra yapıp geleceğim. Bir boyuna bakalım. Gerekirse biraz daha öreriz, yoksa e, paç ayrımını yaparız. Yapıp geliyorum 10 sıra. Evet şortumuzun üst kısmını tamamladım. Dediğim gibi 10 sıra yeterli oldu. Lastiği saymadan 10 sıramızı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kısım yeterli. 90 tane trabzanımız vardı. Şimdi burada 45 tane trabzanımızı öreceğiz ve bacağımızın tekini, şortumuzun tek tarafını yapacağım. Hemen bir tanesini beraber yapalım. Dibine batacağım. Bu şekilde 45 tane yapıp geleceğim. 44 tanesini şu şekilde yaptım. Bakın. Geldim. Tam ortasına geldim. Şimdi burada 45. yapmak için burada e, öndekini tutuyorum. Batıyorum buradan. Diğerinin de hemen şu battığım yerden batıp diğer trabzanımı buraya yapıyorum dönüyorum kafasını zincirden birleştiriyorum ve artık burayı gördüğünüz gibi paça ayrımını yaptım birisi buradan devam edecek birisi buradan devam edecek Evet bu paçamızı 5 sıra ördükten sonra bir tanesini biliyorsunuz 45 tane yapıp yapmış. burası birinci sıramız oldu 5 ee, sıra yapacağım sonra da lastik uygulaması da başlamadan döneceğim arkadaşlar evet 5 sıra ördüm paçamızdan şimdi lastik örümüne geçeceğim son trabzanımın üstünü kapatmadım hemen beyaz ipliğimi bağlayacağım yine sıkıştıralım. Kırmızı mı keseceğim. Bir de ile bağlayalım. Daha sıkı olsun. Şimdi yine lastik örmeye geçeceğim. 3 zincir çekeceğim. Hemen dibindeki pardon. 3 zincir çektim şu zincirin de şuradan devam edeceğim ilk baştakinin ön yandan girecektim diğerini arka taraftan birindeki yaptığımız lastik gibi aynı uygulama bir önden bir arkadan girerek lastiğimizi yapacağız 3 sıra yapmamız yeterli olacak lastiği bitirip döneceğim Evet, dört sıra paçamızın lastiğini de yaptım. Burada ipimi koparacağım. İster de hemen izleyelim. Daha, daha çekelim hemen buradan. Sabitleyelim. Bunların hepsini beraber kesebiliriz. Evet. Hemen diğer bacağımıza başlayacağım. İpimi alıyorum. kadraj dışına çıkıyorum sanırım. Şöyle bakın en dipten çektim. Bunu batmamış olduğum şundan da beraber alacağım. Şimdi üç zincir çekeceğim. Ve buradan devam edip bu şekilde dolanıp geleceğim bağlantı yerini de göstereyim size Evet hemen dibine geldim Şöyle bir tane batacağım zincirin dibine. Zincirimin yine üst kısmından, trabzanın ilk trabzanın üst kısmından bağlayacağım. Bu şekilde de bakın. Şöyle. Diğer paçamı da bitireceğim. Bittikten sonra ölçülerini almak için döneceğim. Şortumuzu tamamladım. Lastiklerimizi de ördüm. Çok düzgün, çok güzel bir şekilde bitirdik sevimli şortumuzu. Hemen şortumuzun da ölçüsünü vermek istiyorum size. En olarak tam şuraları ölçelim. 20 buçuk ee, eni paçasından lastik paçasından ee, yukarıya kadar da 17 buçuk ölçülerinde. Evet bir örgümüzün daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar sizler de bu yeni doğan kostümünü yapmak isterseniz şimdiden kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz beğenmediyseniz beğen butonuna basabilirsiniz bir başka örgüde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın